Arkadaşlar ben Aytaş Feralı. Bugün size VR'ın kurulumunu göstereceğim. İçinden çıkan 3 metrelik kabloyu PlayStation'a bağladım. Daha sonra böyle bir ekran geldi. Hafif bir cihazda titreme oluştu VR gözlüğün içinde. Stereo kulaklıkları VR'ın içine takın diyor. Şu görmüş olduğunuz kulaklıkları VR'ın altında bulunan kısmına bağlayın diyor. Umarım sesim iyi geliyordur size. Şurada yeri var. Tam altında bağladım. Diğerinde de şöyle şunun altına oturuyor arkadaşlar. Yani gayet güzel yapmışlar. Direkt kulaklıkla yapabiliyorsunuz ya da kendi şu kulaklıkla da deneyimleyeceğim ama ilk etapta içinden çıkan bir kulaklıkla deneyeyim. Daha sonra aradaki farkı da size göstereceğim. Şu an taktım. Kulaklıkları gördüğünüz gibi taktım. Eğer işi bittiğinde şurada yuvalarını yapmışlar arkadaşlar. Yuvaları var. Bunları bu şekilde buraya koyabilirsiniz şöyle. Kullanmadığınız zaman. Güzel yapmışlar. Burayı beğendim. Burada bitti diyorum. Ne diyor? VR2 Sense kontrol cihazını etkinleştirin. PC VR2 Sense kontrol cihazını tek tek PC5'te sistemle eşleştirin. Ardından USB kablosu kullanarak PC VR Sense kontrol cihazını PC5 sistemine bağlayın diyor. Şimdi zaten hali hazırda şey vardı, bağlı bu joystickler için bağlı bir kablom vardı. İçinden de aynı bu şekilde çıkıyor. Yani Type-C olarak biliyorsunuz isimlendiriliyor. Buradan diyor ki, şuradan bunun da altında arkadaşlar şuraya takın diyor. Daha sonra aynı şöyle göstereyim. PlayStation düğmesi var. Çok özür dilerim. PlayStation düğmesi var. PlayStation düğmesine basıyorum. Bastım. Bunun bir kısa bir güncellenmesi var. Bu güncellenme devam etsin. Yani bu elimde olan VR2 kontrol cihazının eşleşmesini sağlıyor. Güncelliyor gördüğünüz gibi. Siz tabi benden kaynaklı göremediniz. Şöyle kendimi alta alayım. Evet. Şu an kontrol cihazı bağlı. Şimdi right left yani sağ tarafı etkinleştirdim ben. Şimdi bunu çıkartıyorum. Bu artık tanındı arkadaşlar. Bir de arkasında ışık yanıyor. Şöyle göstereyim kameradan. Tam şurada güzel bir ışığı yapmışlar. Normal PlayStation'ın biliyorsunuz tam şu orta kısmında var. Aynı ışıktan. Sol taraftaki kontrol cihazımızı da aynı şekilde Type-C ile bağdaştırıyorum. Şimdi buradaki PlayStation düğmesine basıyoruz arkadaşlar. Basıp bunun da evet güncellenmesi sağlanıyor. Sağ tarafı yapmıştım. Şimdi sol tarafı da aynı şekilde güncelleniyor arkadaşlar. Evet. Evet, şimdi gösterdiği gibi cihazın arka tarafındaki yani VR gözlüğün şöyle hemen aldığım yerden şurada altta gösteriyor.
Şuna ileri doğru basıyorum. Şuna. Kullanmadan önce VR gözlüğü yönerge el kitabında sağlık ve güvenlik uyarılarını okuyun diyor. Tüm kurulum kullanım talimatlarına özenle uyun. VR gözlüğü 12 yaş altı çocukların kullanımına uygun değildir. Kullanmadan önce çevreyi inceleyin ve engelleri kaldırın. Kullanım esnasında evcil hayvanların, çocukların ve diğer engellilerin alanına girmemesi için gerekli önlemleri alın demiş arkadaşlar. Yani bir hayvanınız varsa lütfen buna dikkat edin. Sanal gerçeklik içeriklerini izlerken bazı kişilerde hareket hastalığı, mide bulantısı, oryantasyon bozukluğu, bulanıklık, görme ve benzer rahatsızlıklar görebilir. Bu belirtilerden herhangi biri görülürse hemen kullanmayı durdurun ve VR gözlüğünü kaldırın diyor. Tamam mı? Tamam. Boş alan açın diyor. Yani bu evin görsel bir alanı var. Güvenli ve keyifli bir deneyim yaşamak için odanızı uygun şekilde ayarlayın. Yani kanepeyi, çek yatağı, onu bunu çekin diyor. Ben de oturdum, koltuğu çektim ve tamam dedim. Ardından VR gözlüğünde etrafı takip edebilmesi için odanızdaki ışıkları açın. Güçlü ışıklar takip işlemini zorlayacağından doğrudan gün ışığına maruz kalmamak için pencerelerinizi kapalı tutun. Yani çok aşırı yüksek ışık da istemiyor anladığım kadarıyla. Hop. Odanızın parlaklığını kontrol edin. Ardından VR gözlüğü kamerasını kullanarak odanızın parlaklığını kontrol edin ve VR gözlüğünüzü yüz hizasında tutun ve ardından kontrol etmeye başlamak için işlev tuşuna basınız. Evet. Basalım. Evet. Şöyle yaptım. Parlaklık kontrolü. Şimdi buralarında da kameralar olduğu için arkadaşlar onu tamamladım. Evet. Ardından VR gözlüğü nasıl takacağınızı görmek için ekrandaki kılavuzu takip edin. Vizörü buna basılı tutup bunu da hareket ettirebiliyormuşuk arkadaşlar. Şöyle ileri doğru şu hareket yani. Güzel. Bitti. Başlığı serbest bırakın. Yani şu arka kısımdan hemen şuradan ben de aynısını yapayım. Şu hareket şöyle açılıyor. Kameradan dolayı. Buna bastım. VR gözlüğünüzü takın. Takalım. Hemen şöyle basıyorum. Herhalde şöyle şu şekil. Arkadaşlar taktım. Gayet net arkadaşlar. Stereo kulaklıklarınızı takın diyor. Hemen şurada kulağımın arkasında iki tane zımbırtıyı taktım. Ekranı net bir şekilde gördüğünüze emin olmak için lens mesafesini gözlerinizin lens orta geçecek şekilde bakın. Göz takibi var. Güzel. Evet. Şimdi burada evet. Aldım. Güzel. İleri diyorum. Evet. Bunların mesafesine falan bakabiliyormuşum. Güzel. Böylelikle benim odamı da görmüş oldunuz. VR Sense kontrol cihazını kullanıp baktığınızda ön taraf olarak ayarlamak için seçenekler düğmesine basılı tutun. Evet. Evet. Tamam.
Evet, şu an... Göz takibi ayarlı diyor, başlattım. Şimdi kırmızı bir nokta var, bilmiyorum size çıkıyor mu? Göz takibi için buradan referans aldı bize. Göz takibi ayarları tamamlandı. Nasıl çalıştığını anlamak için etraftaki noktalara bakarak ayarları test edin. Acayip, çok iyi. Gerçekten çok beğendim. Direkt göz şeyi kullanarak bakması hoşuma gitti arkadaşlar. VR oyunları güvenli şekilde oynayabileceğimiz bir alan ayarlayın. Öncelikle VR gözlüğünün kamerasını odanızı taramanız gerekiyor. Hazır olduğunda taramayı başlat düğmesine basınız. Taramayı yapalım. Şimdi her tarafta şimdi burada elimizin çarpmaması için alanın her yerini gösterdim. O da tamamlandı. Oyun alanınızı zeminize bakın ve zeminiyle aynı düzeyde görünmelidir. Sabit gibi görünüyorsa PC VR Sense kontrol cihazınızla odanızın zeminize yavaşça dokunun. Evet. Aynı düzeyde değil. Şöyle dokunun diyor. Evet. Tamam. Oturun, ayakta durun. Aslında ben biraz da sizler için oturmayı tercih ediyorum. Şöyle. Şimdi oturarak oynadım. Geçici oyun alanını ayarla, kollarınızı ve bacaklarınızı açtığınızda engelleri takılmayacağınız bir yer seçin. Kullanım esnasında evcil hayvanların, çocukların diğer engelleri alana girmemesi için önlemlerini alın. Tamam. Ben kendi etrafım böyle bir çember şeklinde oldu arkadaşlar. Gerçekten çok iyi. Ayağa kalkıp hareket edemezsiniz. Bu oyun alanına aşağıdaki VR kontrol destekleri, oyun uygulamalarını kullanabilirsiniz. Tamam. Şimdi etrafım VR'la çevrili oldu. Oda olarak analiz yapıldı arkadaşlar. Şu an PlayStation VR 2 olarak gözüküyor. PC VR 2 ile sanal gerçeklik sisteminin yeni nesilde sunduğu deneyimi yaşamanın zamanı geldi. Kullanışlı ve özellikle hakkında bilgi edinmek için VR oyunun nereden indirileceğini ve aşağıdaki ipuçlarını kullanın. Başlayalım. VR istediğiniz zaman ayarlayın. Kontrol merkezinde bulunan PlayStation VR 2 hızlı ayarlar kartı ile ayarlarınızı ve istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Evet, tamam. Etrafınızı görün. Çevrenizdeki, yakınızdaki nesneler veya kişileri görmek için işlev düğmesine istediğiniz zaman basın. Buradaki alttaki düğmeye bastığınız anda direkt bulabilirsen tabii. Şurada mı? Vallahi bulmak zor. Şu mu? Ha. Evet. Buna bastığım zaman direkt gösteriyor. İleri. Heyecan dolu yeni dünyalar keşfetmek için VR deneyimi için özel olarak tasarlanan oyunları ve demoları indirerek hemen başlayın, oynayın. Evet. Oyunları görüntüledeyim. Birçok oyun arkadaşlar eklenmiş. Ücretsiz demoları var.
Mesela bilançı, mesela bende horizon olacak, ona başlayacağım, bilançı indireyim. Bu indiğinde arkadaşlar, bu indiğinde şöyle ikisini de şöyle bıraktım. İndiğinde oyunumuz hazır olacak. Değişik bir atmosfer. O içindeki ışıkların açılması falan bayağı hoşuma gitti. Ben çok beğendim. Sabırsızlanıyorum ilk oyunun deneyimine. Bunun da videosunu sizin için hazırlayacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.